Behlül Dane vardır tarihte. Behlül Dane Harun Reşit döneminde yaşamış. Böyle meczup görünümlü büyük bir Allah dostudur. Ama çok garip misaller verir. Böyle hani şeyi aldı, cübbe altından aba gösterir derler ya. O da çok garip misallerle insanları etkilemiştir. Bu evlenmemiş ileriki yaşlarına doğru, diyelim işte 30 yaşına yaklaştığı halde evlenmemiş. Harun Reşit demiş ki ya bu kadar hani alim, fadıl bir zat niye evlenmiyor? Ona iki tane vezirini göndermiş, şunu bir evlendirelim. Bahar dönemiymiş, böyle güzel Mayıs aylarında, havada güzel yeşillik. Demiş şöyle kırlara doğru götürün, kırları bir gezdirin. O esnada da efendim güzel ortamı görünce, ya sana bak güzel tabiat çiçeklerle dolu, sana bir güzel çiçek gibi bir hanım bulalım, yuvayı kur diye onu böyle ikna edecekler. Düğününde Harun Reşit yapacak. O giderlerken bir hayli yol almışlar. O iki vezir de o havanın güzelliğinden konuşmaya dalmışlar. Behlül Dane'yi unutmuşlar. Ondan sonra bakmışlar ki Behlül Dane bir ağacın gölgesinde oturuyor. Allah Allah. Ya demişler, biz bunu ikna edecektik. Biz bunu ikna edecektik. Efendim Behlül Dane bizi sattı falan. Neyse geri dönüyorlar. Ağacın dibinde bir şeye bakıyor. Diyorlar ya Behlül, nereye bakıyorsun? O da diyor ki vaaz dinliyorum. Neyin vaazını dinliyorsun? Orada affedersin bir hayvan yani gübre yapmış, pislemiş. O gübreye bakıyor. Ne alakası var? Diyor ki bu bana anlatıyor ki ey Behlül Dane, ben filanca zamanda güzel çiçek idim, ot idim, yemyeşil, tabiatın güzelliği içerisinde üzerimde kelebekler uçar, efendim böyle salınırdım. Ne zaman ki insanlar beni yedi, canlılar beni yedi, bu hale geldim. Bu hale geldim. Yani canlıya bulaşınca çiçek bile sonu bozuluyor. Efendim, bunlar seni bozacaklar. Dikkat et. Efendim, vaaz dinliyorum dedi. Ya dedi yine bir şeyler bize uydurdun falan.